Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çikolatalı fındıklı güzel bir pasta tarifim var sizlere. 4 tane yumurtamızın üzerine buçuk su bardağı toz şekeri ekleyip 2-3 dakika kadar mikserimizin yüksek devriyle iyice çırpacağız. Evet arkadaşlar yaz aylarında biraz rahatsızlığımdan dolayı sesim de bozuk hala düzelmedi. O yüzden video çekemedim birkaç zamandır sizler için. Ee, i̇nşallah bundan sonra bayramda yaklaşmışken bol bol videolarla birlikte olacağız. Evet mikserimizi, şeker ve yumurtamızı güzelce kabartalım. En az 3 dakika çırpmamız gerekiyor. Hatta daha da çok çırparsanız çok daha da e, güzel olur. Evet gördüğünüz bu kıvam gayet yeterli. Bir büyük çay bardağı sıvı yağ ve yine bir büyük çay bardağı sütümüzü ekliyorum iki buçuk yemek kaşığı yani küçük paketlerden bir paket kakao veya iki buçuk yemek kaşığı kakao ekledikten sonra çok fazla çırpmadan iyice birbirine karıştırdıktan sonra 2 su bardağı un ekleyeceğim. Yumurtalarınız eğer biraz büyükse arkadaşlar iki buçuk su bardağına yakın un da ekleyebilirsiniz. Kıvamını zaten göstereceğim sizlere. Unumuzu ekledikten sonra bir pakette kakao ekledikten sonra kabartma tozu pardon kabartma tozu ekledikten sonra çok fazla söndürmeden bu kıvamı gelene kadar spatula ile etrafını toplaya toplaya hazırladım çok hafif bir şekilde yağlamış olduğum dikdörtgen borcamın içerisine karışımımı döküyorum. Aynı ölçülerde kare borcama da yapabilirsiniz ama çok fazla kabarabilir. Ee, bu e, e, dikdörtgen borcama ölçüsü gayet yeterli geliyor. Evet, şöyle içindeki havasının çıkması için. Evet, kekimizi arkadaşlar 160 derecede pişirdim. Kürdan yardımıyla da kontrol ettim. Üzerine bir buçuk su bardağı sütümü ekliyorum. Kekimiz sıcak, sütümüz soğuk olacak şekilde pişen kekimizin üzerine sütümü güzelce ekliyorum ve iyice süt sütü e, çekmesini bekliyorum. İyice dinlensin ve soğusun diye bir kenara aldım kekimi. E, i̇ki paket krem şanti kullanacağım üstü için. Bir su bardağı süt. Yine bu karışımı mikserle çırpara, çırparak hazırlıyorum. Bu aşamada krem şantiyi hazırladıktan sonra da kekimizin e, çok iyi soğuması lazım. Soğuk e, kekimizin üzerine krem şantimizi hazırlamış olduğumuz krem şantimizi üzerine serpeceğim. Evet bir spatula yardımıyla. Şimdi düzeltme işlemini gerçekleştireceğim. Evet krem şantimizi de döktükten sonra kekimiz hazır. Yine bir kenara alıyorum. Buzdolabına koyacağım ben kekimi biraz. Ee, bir paket sıvı krema kullanacağım. Ee, 80 gramlık çikolatalardan arkadaşlar. E, i̇sterseniz çok e, acı seviyorsanız 2 paket, e, paket bitter veya 1 paket bitter, 1 paket sütlü çikolata olarak e, toplamda 200 gram çikolata kullandım ben. Karışık da kullanabilirsiniz. istediğinizde de kullanabilirsiniz. Kremamızı ilk önce ocağa koydum. E, kaynatmadan e, kaynama noktasına geldikten sonra ocaktan indirdim kremamı, çikolatamı ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra bu güzel karışımı elde ettim ve bunu bu karışımı da soğumaya bırakıyorum. Evet, şimdi soğuttum çikolatamızı. Üzerine bir su bardağı kadar veya arzu ettiğiniz kadar iri öğütülmüş fındık ekliyorum. Fındık eklemeden sade olarak da e, pastanızın üzerine yayabilirsiniz ama fındıklı çok lezzetli oldu. Çok çok sevdik biz. E, bu şekilde hazırlamanızı tavsiye ederim. Evet her tarafına eşit gelecek şekilde bu karışımı üzerine döküyorum. Krem şanti ile çok karıştırmadan çok hafif düzeltme işlemini yaptıktan sonra pastamızı dinlenmeye bırakacağım. E, bir gece kal kalırsa buzdolabında çok çok daha lezzetli oluyor bu pasta. İsterseniz bir gece bekletin, isterseniz en az 1-2-3 saat kadar bekletmeniz gerekiyor, dinlenmesi gerekiyor. Evet pastamız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dilim haline geçelim, dilimlere dilimleyerek servis aşamasına geçebiliriz. Evet, kare şeklinde. Keki o kadar yumuşak ki dondurma tadında bir pasta oldu. Mutlaka yapın diyorum arkadaşlar. E, tutmaması gibi bir e, durum yok. Çok kolay bir pasta. Çok e, herkesin tutturabileceği kolaylıkta. Çok da lezzetli bir pasta. Evet, görünüşü de bu şekilde Evet pastamızın son hali tadım aşamasına geldik. Altında e, pamuk gibi yumuşacık bir kek, üzerinde çikolata soslu fındıklı çikolata, ortasında krem şanti. E, üçü birlikte şahane bir lezzet oldu arkadaşlar. Yanında dondurmayla da servis edebilirsiniz. Yeni bir tarifle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.